çoktan izi kaldı kalpte, camımın damlasında. Duruyormuş orada sanki bir düşmancasına. Sevemez misin, aşkı bağlayamaz mı gönlümün bahçesine? Kanadım kırıldı bak, yağmurum ol ya yüzüme. Tükendim çok yaraları açan, dağılmıyor içimdeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık yok yüreğe dokunan. Tükendim çok yaraları açan, dağılmıyor içimdeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık yok yüreğe dokunan. Ben her şey için teşekkür ederim. Ben buraya geldiğimde yeni bir kapı açıldı benim için. O kapıyı açanlardan biri sensin. Bana yardım ettin, beni dinledin. Hayata hiç bakmadığım gibi bakmamı sağladın. Biri vardı çoktan, izi kaldı kalpte, camımın damlasında. Duruyormuş orada sanki bir düşmancasına. Sevemez misin, aşkı bağlayamaz mı gönlümün bahçesine? Kanadım kırıldı bak, yağmurum ol ya yüzüme. Tükendim çok yaraları açan, dağılmıyor içimdeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık yok yüreğe dokunan. Tükendim çok yaraları açan, dağılmıyor içimdeki duman. Sen istersen yanalım o zaman. Gel artık yok yüreğe dokunan. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Seni bir daha görmek istemiyorum. Tamam. Toparlıyorum kendimi. Hem ne olacak ki zaten? Birkaç gün ağlarım. Sonra da kalp kırıklığım geçer gider, değil mi? Geçer, değil mi? Geçer. Kalp kırılsa da atmaya devam eder. Şimdi şu telefon işini ben halledelim. Hangi telefon? Tekin'in telefonu. Nasıl ya? Ne oldu ki? Deren? Kenan'ın ofisinde buldum. Aa, ne işi var ki orada? Anlatırım ben sana onu sonra. Evet hadi, ne yapıyoruz, nereye saklıyoruz bunu? Ardiye'ye. Refik giremez mi oraya? Giremez. Emin misin? Ay tabii ki eminim. İyi peki, tamam. Gerçi mutfak çekmecesinden daha iyi ama. Ben o panikle ne yapabileceğimi biliyor muydum acaba? Neyse hadi. Kalk gidelim. Gelin.
Peki. Niye saklıyoruz ki? Ya biri bulursa? Bence direkt kurtulalım bundan. Ya bir daha mesaj atmamız gerekirse? Doğru söylüyor, ver. İpek. Sinan. Ödümüzü koparttın ya. Ne işin var senin burada? Sizi uyarmaya geldim. Akif Tekin'in arabasını takip etmiş. Çevre illere haber göndermiş. Ve arabanın Güneşli Bahçe'den çok uzaklaşmadığını tespit etmişler. Niye yalan söylüyorsun bana? Ben sana yalan söylemedim ki. Tekin'in İzmir'den mesaj attığını söyledin. Adam gitmemiş oraya. Sinan, sen ne biliyorsan ben de aynısını biliyorum. Mesaj attı işte, sen de gördün. Tamam, araba nerede o zaman? Ya ne bileyim ben araba nerede? Yine bir şey saklamıyorsun değil mi benden? Ya kız niye senden bir şey saklasın? Kardeş olduğunuzu sakladı mesela. Sinan, ben yalan söylemiyorum sana. Arabada nerede bilmiyorum. Tamam, nerede bu adam o zaman? Belki arabasız gitti. Yok yok, bu işin içinde bir iş var. Polis zaten arabayı takip ediyor. Yakında bulacak. O zaman anlarız ne olduğunu. Deren, bir sakin olur musun? Ne olur otur şuraya bak, bizi de geliyorsun. Ya nasıl sakin olayım? Sinan'ın dediğini duymadınız mı? Polis Tekin Mali'nin Güneşli'den hiç çıkmadığını anlamış. Yakında arabasını da bulurlar. Bulurlar tabii ki, ne olacaktı ki sanki? Biz adamı öldürdük ya. Adam öldürdük ve bundan paçayı sıyırabileceğimizi mi sandık? Allah kahretsin ya. Ne yaptık biz? Hayatımız mahvoldu. Hepsi benim yüzümden. Sizi de ben bulaştırdım. Hah, bir de böyle gidip teslim olacağım de, tam olsun. Ya sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Rahat mı? Kızım benim ödüm patlıyor, ödüm. Her gece Tekin'i rüyamda görüyorum ben. Ama olan oldu. Anladınız mı? Olan oldu. O pislik herif yüzünden hapse girmeye hiç niyetim yok benim. Sizin de girmenize izin vermeyeceğim. Çilem haklı. Sakin olmamız lazım. Hem bilmiyoruz, belki bulamayacak Tekin'in arabasını polis. Değil mi? Bak geldim Mehmet. Kızlarımla gelmek isterdim ama olmadı. Cemal ona da müsaade etmedi. Doya doya ne seni sevebildim ne kızlarımı. Önce seni öldürdü. Sonra beni hapse tıktı. Şimdi de kızlarımızı saklıyor. Ne yapacağım Mehmet? Ne yapacağım? O kadar korkuyorum ki. Kızlarıma zarar vermeden Cemal'in elinden kızlarımı nasıl alacağım inan bilmiyorum.
Keşke yanımda olsaydın. Keşke. Nereye gittiğine dair hiçbir fikrin yok yani, öyle mi Afet abla? Refik, vallahi yok. Ölecek oldunuz mu kadını? Ya Refik, kadın kocasını öldürmüş diyorum. Ya sizde de hiç vicdan yok ha, pes vallahi. Neyse ben gideyim de terminale bakayım. Belki gören duyan olmuştur. Alo, Cemal Bey. Afet ablanın yanından çıktım şimdi. Cahide Hanım ayrılmış buradan. Ne demek ayrılmış? Ne bileyim, kadını kovmaktan beter etmişler zaten. Diyorum ki ben bir terminale bakayım. Eğer bir yere gidiyorsa oradadır. Vallahi Refik, sakın o kadını kaçırma, yoksa... Sana gerek kalmadı. Ben buldum galiba. Cahide. Nereye gidiyorsun? Bana öyle bir şey yaptın ki hiçbir yerde barınamıyorum. Alnımda koca bir lekeyle geziyorum. Herkes beni katil sanıyor. Kızlarından vaz mı geçeceksin? Kızlarım burada değil. Bu da senin oyunlarından biri. Kızlar burada. Sana inanmıyorum Cemal. Yine yalan söylüyorsun. Madem bana inanmıyorsun, gel benimle, kendi gözlerinle gör, kızlarını götüreceğim seni. Gelmeyecek misin? Bu kadar yaklaşmışken kızlara vaz mı geçeceksin, pes mi edeceksin? Gel benimle. Ne yapıyorsun Cemal? Niye getirdin beni buraya? Cemal! Kızlarına götüreceğim seni. Ama önce öğrenmen gereken şeyler var. Beni takip et. Sen hapse girdikten sonra kızlarının ne olduğunu biliyor musun? Cemal, ne demek istiyorsun sen? Kızlar yetimhanedeydi. Sonra Çilem hariç diğer ikisi evlatlık verildi. Çilem yetimhanede mi büyüdü? Üzülme, üzülecek bir şey yok. O hayatını kurtardı. Bir arkadaşıyla eve çıktı, iş buldu. Deren de çok iyi bir aileye verildi. Doktor oldu. İpek? İpek. Evlenecekti İpek. Düğünü öğrendim. Ona bir mektup gönderdim. Kardeşlerinin adreslerini yazdım. O da kardeşlerini düğüne çağırdı. Buluştular. Yani hepsi bir arada, öyle mi? O anı görmeliydin. Üç kız kardeş bir arada, müthişti. Ama işte o gece çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Tekin Malik, yani İpek'in kocası, biraz sıkıntılı bir adamdı. Sıkıntılı derken? Tehlikeli. İpek'e bir şey mi yaptı? İpek'e bir şey yapamadı. Ama kızlar
Düğün gecesi adamı öldürdüler. Yalan söylüyorsun Cemal. Söylemiyorum. Gözlerimle gördüm, oradaydım. Yalan söylüyorsun Cemal. Benim kızlarım öyle bir şey yapmaz. Yalan söylemiyorum. Gözlerimle gördüm diyorum. Oyun falan yok. Kızların adamı öldürdüler. Kanısı da işte burada. Tekin Mali'yi öldürüp buraya gömdüler. Yalan söylüyorsun. Hayır. Her zamanki gibi yalan söylüyorsun Cemal. Cahide! Adamı getirip buraya gömdüler. Gözlerimle gördüm diyorum sana. Hayır. Bir şey olamaz. Ne yapıyorsun Cahide? Burada hiçbir şey yok. Cahide ne yapıyorsun? Yok. Saçmalama. Burada öyle bir şey yok. Burada Cahide. Yoklar. Yalan söylüyorsun. Bana yalan söylüyorsun Cemal. Yalan söylemiyorum diyorum. Yok. Saçmalama. Bulacağım. Bulacağım. Hayır. Bana bak, bana bak. Bak bana, bak bana. Her zamanki gibi yalan söylüyorsun. Doğru mu söylüyorum? Bak bakalım, buraya bak. Buraya bak, buraya. Bak bakalım, yalan mı söylüyormuşum? Bak, bak. Kim gömüyor adamı? Bak, gördün mü? Senin kızların. Cahide. 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 Yok, benim içim hiç rahat değil. Ya Tekin'in arabasını bulurlarsa? Sanmıyorum. Yani denize attığımızı tahmin ederler mi ki? Sen bir Akif amcayı mı arasan acaba? Ne bileyim, ellerinde ne var ne yok en azından onu öğrenelim. Ya kızım, sen delirdin mi? Akif amca yarıp ne diyecek? Ya Akif amcacığım, kocamın katille gidip ipucu falan bir şey var mı diyecek, ne diyecek? Kim ya? Azra. Selam. Deren kahve içmeye çağırmıştı ama senin haberin yok galiba. Şaşırdın da biraz. Yoktu, evet. İyi yaptın ama. Gelsene. Merhaba. Hoş geldin. Yanlış bir zamanda mı geldim? Biraz tatsız gibisiniz de. Tartışıyor muydunuz yoksa? Yok. Tartışmıyorduk. Siz ne güzel uyuştunuz böyle ya. Kardeş kardeş. Hiç tartışmıyor musunuz yani? Tartışmıyoruz. Çilem sen sevdin mi kardeşlerini? Sevdim. Azra. Ömür boyu burada yaşarım diyorsun yani. E tabii. Öyle konforlu, büyük, güzel bir evde kim yaşamak istemez ki? Değil mi? Kardeşlerin hali vakti de yerinde maşallah. E sen çalışmazsın da bundan sonra. Seni kollarlar, korurlar, bakarlar falan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok şanslısın, biliyor musun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Konuşuyoruz burada. Hoşuna gitmedi mi söylediklerim yoksa? Çilem, kes şunu artık.